Canım. Hey Allah'ın sevdiği kulu. Sen artık dünyada kalmayacak kadar temiz ve mübarek. Onun için ahirete gelme zamanın yaklaştı. 2 gün sonra, cuma günü saat 4:10 kala ahirete uçacak. Uyanınca bu seyahat için hazırlıklarına başla. Melek Hanım, ben kolay kolay hazırlanamam. Bavullarımı hazırlamam yalnız 20 sene sürer. Hazırlanırsın. Allah sevgili kullarını çabuk çağır. Ya sevmediği kullarını ne yapar? Eziyet çekmeleri için uzun seneler dünyada bırak. Ben eziyet çekmeye bayılırım. Çok severim. Bizim gönlümüz buna razı olmaz. Melek Hanım, Melek Hanım. Şimdi ben ne yapacağım? Bundan sonra iyilik yapmam. Önüme geleni döverim. Allah'ın sevgili kulu olmaktan çıkarım. Kimse bana Allah razı olsun demez. Böylece paçayı kurtarırım. Ben iyileştim. Ben iyileştim. 30 senedir iki büklümdüm, bana bir tekme vurdun, hemen iyileştim. Bana derlerdi ki git Rufka Efendi'ye, sana bir dokunsun, hemen iyileşirsin. Allah senden razı olsun. Dua etme ulan, dua etme. Nasıl dua etmem, Allah senden razı olsun, razı olsun. Sayın başkanım, hasta mısınız? Yüzünüz sapsarı. Cuma günü saat 4:10 kala öleceğim. Bunu bekliyordum sayın başkanım. Allah sevdiği kulunu yanına erken çağırırmış. Sizi çok arayacağız başkanım. O zaman sen de gel. Aman başkanım, benim yapılacak daha çok işim var. Benim de var ama dinlemiyorlar. Mikrofonu hazırla, kasaba halkıyla konuşmak istiyorum. Öleceğimi benim ağzımdan duysunlar. Hay hay efendim. Bir iki. Sayın kasabalılar, çok sevgili belediye başkanımız Sayın Rıfkı Adam, çok önemli bir haberi sizlere iletecek. Çok sevgili vatandaşlarım, size üzücü bir haber ileteceğim. Dün gece öleceğim, bana melekler tarafından bildirildi. 2 gün sonra, cuma günü saat 4:10 kala öleceğimi, siz sayın vatandaşlarıma en derin sevgilerim ve muhabbetlerimle bildiririm. Beni hatırlayınız, beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Çekemeyenler çatlasın. Geber Rıfkı! Geber Rıfkı! Geber Rıfkı! Şerefe! Cuma gününe kadar bedava meyve dağıtacağım! Cuma günü herkese et ziyafeti vereceğim! Et! Yarın da aranızda olup size veda edeceğim. Çocuklar ben bir müddet gidiyorum. Ortalık yatışsın, bir sene sonra dönerim belki. Hadi kalın sağlıcakla. Satılmış ha! Sana büyük bir müjdem var. Ulan sana gözüme gözükme demedim mi? Dur ağam, sana vereceğim haber dünyalara değer. Rıfkı 2 güne kadar ölüyor. Kim söyledi? Kendi. Cuma günü saat 4:10 kala öleceğini hoparlörle kasaba halkına bildirdi. Ne biliyormuş? Dün gece melekler ona bildirmiş. Kulağınla duydun mu Rıfkı'nın söylediklerini? İşte bu kulaklar duydu Rıfkı'nın öleceğini. Eğer yanlış duymuşsan, kulaklarını dibinden kopartırım. Gitmekten vazgeçtim. Yarın kasabaya büyük kazanlar götürün, bu Rıfkı ergelesi için helvalar benden. Kız ağlama, kocamıyor. Rıfkı ölecekse ölecek. Alemin herifi için kendini yırtma. Nasıl yırtmam anne? Rıfkı gibi iyi bir koca ben nereden bulurum? Tam da belediye reisi olmuştu. Evet, şanı, şöhreti yerindeydi. Bak be, senin inadın yüzünden kızımız evde kaldı. Ne olurdu verseydin sanki? Şuna bak, hala vermiyor. Sayın başkanım, her şey tamam. Güzel. Merhaba sayın başkanım. Demek yolculuk yarına. Kısmetse, meyveleri bedava mı satıyorsun? Şerefe sayın başkanım. Cuma saat 4:10 kalaya kadar. Sonra gene bizim bildiğimiz fiyatlarla satacağız. Sen usule uygunsuz hareket ettiğin için seni ticaretten men ediyorum. He? Bu herifin dükkanını kapayın. Ne? Ya! Gider ayak beni yaktın. Merhaba başkanım. Ne olan? Bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım. Bundan iyi bayram mı olur?
Yalnız sizden bir ricam var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle. O da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum, ona söylerim. Hoş geldiniz başkanım. Helvanı yapıyorum. Ver bir tabak da yiyelim. Tabii, tabii. Buyurun sayın başkanım, afiyet olsun. Ulan bunun şekerini eksik koymuşsun. Müsaadenizle başkanım. Elbise dikeceksen zahmet etme. Kapaklı mı olsun? Cepleri kapaklı olsun, yakaları geniş, pantolonun paçaları 25 santim olsun, omuzlarını geniş yap. Ben terzi değilim efendim. Ya necisin? Ben tabutçuyum başkanım. Müessesemizin hediyesi bu. Cevizden mi olsun, meşeden mi olsun? Suntadan yapılan. Sunta daha iyi değil mi? Gel! Bunlar neden dövüşüyorlar? Sizin için başkanım, öldükten sonra cenazeyi biz kaldıracağız diyorlar aşağı mahalleliler. Bizimkiler de bu bizim hakkımız diyorlar. Anlaşamadılar, şimdi de dövüşüyorlar. Sonuç ne olacak dersin? 10 ölü, 20 yaralı olur derim sayın başkan. Az! Siz de dövüşe girin de ölü sayısı artsın. Bilerek ölmek enayiliktir sayın başkanım. Ben enayi miyim şimdi? Kimse.